In the first half, we didn't start the game so aggressive that we prepared. We gave easy basket, easy shots for Wilbekin that he found easy 9 points in the first quarter. Then we changed the strategy and we changed matchup. We put Doğuş on the court. Bugün maça birinci yarıda çok hazırlandığımız kadar çok agresif başlamadık. Özellikle Wilbekin maçın başında 9 sayı buldu kolay bir şekilde. Daha sonra stratejimizi değiştirdik. Doğuş ile Wilbekin'e baskı yapmaya başladık. Boboa'yı hücumda daha etkili kullanmaya başladık. Ve Boboa hücumda önemli sayılar buldu. Larkin'e ikili oyunlarda baskı yapıyorlardı. Yine bu noktada Boboa devreye girdi ve önemli sayılar buldu. Aynı şekilde Simon yine ikili oyunlarda maç içerisinde etkili sayılar buldu. Wilbekin'in savunduğu oyuncu Wilbekin üzerine atak etmeyi yine ilk yarıda kullandık, değerlendirdik. İkinci yarıya ise daha agresif başladık özellikle savunmada. Misic'in de oyuna girmesiyle ikinci yarıda birazcık daha agresif ve daha etkili oynamaya başladık. Sertaç'la da sayılar bulduk ve maçın sonunda 20 sayıyla kazandık ve bizim için bu maçı kazanmak ve bu farkla kazanmak çok önemliydi. Aslı'nın geri dönüşü hakkında bilgi alabilir miyiz? Ne zaman? Dunstan İstanbul'da zannediyorum Türkiye Kupası zamanı döner diye düşünüyorum. Yani daha en az 5-6 maç oynamayacak. Esas dansını biz Euroleague'in playofflarında hazırlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Moerman her geçen gün antrenmanlarda iyi. Moerman'a daha fazla rol vermeye çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Siz soracaktınız. Bir şey yok çünkü biz maçtan önce atabildiğimiz kadar fazla fark atmayı planlamıştık. Onun için her top bizim için önemli. Bir de Peterson maçın içindeki performansı beni bugün mutlu etmedi. Çünkü Singleton evet çok dakika alıyor. Onun yerine çok ciddi katkı veriyor ama sonuçta bu basketbol. Yani bazı maçta 25 dakika oynarsın, bazı maçta 7 dakika, 8 dakika oynarsın. O agresiviteyi o 7-8 dakika veya kaç dakika oynamış bilmiyorum şimdi. Oynadığı dakikalarda görmediğim için son pozisyonlara o rebound pozisyonunu verip sayıyı atmasına geri çekildiği için ona kızdım ama süre dolmuş, sayı olmamış. Bizim için her basket, her sayı, her pozisyon önemli. Bunu CSKA Moskova maçında gördük. CSKA Moskova maçına çok rahat çıktık. Biz bu maçı nasılsa kazanacağız diye kulüp olarak, takım olarak daha çok mücadeleden fazla işin şov kısmına önem verdik. Ama gördük ki bazen işler ters tepebiliyor. Onun için bizim buradaki hedefimiz şov yapmak değil, baskı kurup maç kazanmak. Bunu da sağlayacak olan en önemli unsur oyuncuların mücadelesi. Onun için Peters'e kızdım. Bugün de maç boyunca çok agresifdim gördüğünüz gibi. Burada bu agresiviteyi yaratmamız lazım. Yani evet, ben bazen söylüyorum, NBA takımı gibi oynuyoruz diyorum. Bunu oyuncularımı övmek, oynadığımız basketbolu geliştirmek ama bunu ben burası bir show business, NBA'deki maçlar gibi show yapalım diye söylemiyorum. Bizim burada müthiş bir takımımız var, müthiş bir taraftarımız var. Her maç salon doluyor ama daha agresif olmamız lazım. Yani show değil, agresivliği, sertliği hep birlikte düşünmemiz lazım. Onun için Peters'a kızdım sonunda. Teşekkür ederim.